Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pixel Experience Classroom hakkında biraz detaylı bilgi vereceğim. Şimdi ben en son paylaşmış olduğum videoda şunu söylemiştim. Yani Pixel Experience Plus hakkında herhangi bir şekilde video çekmeyeceğim vesaire söylemiştim. Bu sebeplerimle falan anlatmıştım. Hani Roma'nın iyi taraflarını, kötü taraflarını kaba tabirle anlatmıştım. Böyle detayı ben anlatmıştım. Şimdi o videonun altına bir tane kardeşimizden saçma sapan bir yorum geldi. Hatta yorumu da şöyle göstereyim sizlere. Yorum bir tık uzun. Ben uzun uzadıya okumadım zaten bildirim geldiğinde. Sadece şu alt kısmı takıldım ben. Nefret söylemi işte kişinin ailesine, namusuna göz dikenleri kullanılır vesaire falan filan gibi bir ibare kullanmış. Hani nefret kelimesinin bile kelime olarak karşılığını bilmeyen bir insanın yorumunu ben çok kale alan birisi değilim. Çünkü bu tarz insanlar çok fazla var. Ben kanal içerisinde yapmış olduğum bütün videolarda neredeyse %90'ında ve %80'inde falan hep anlatıyorum. Diyorum ki ben bu tarz içerikleri abi keyfi yapıyorum yani. Bir hobi olarak yapıyorum. Herhangi bir şekilde ben bundan para kazanma amacıyla falan bu tarz işleri yapmıyorum. Tamamen kendi içeriklerimi paylaşma amacıyla yapıyorum zaten. Alt taraflarda hani biraz daha aşağı inersen hatta kanalın ana sayfasında falan. Burada kendi yapmış olduğum içerikleri insanlara anlatmak için, insanlara ulaştırmak için böyle bir yani YouTube kanalı açmıştım. Amacım buydu. Herhangi bir şekilde maddi manevi bir kazanç gütme falan gibi bir niyetim yok. Çünkü bir tane zaten cihazda destek sağlıyor. Bu da JOYFUSE cihazlar için. Dokuz Pro JOYFUSE ve Cortana cihazlar için falan diyeyim hani. Hani bu tarz cihazlara ben hani içerik hizmeti sağlıyorum. Ve insanları bilgilendirme amacıyla zaten bu kanalı kuruyorum. Yani şimdi ben bundan kazan, yani bu kanaldan kazanç elde etme gibi bir ihtiyacım olsaydı arkadaşlar. Google AdSense'den hani reklam basardım böyle 3-400 lira falan para verirdim. Yani ne kadarsa artık parası. Çok öyle yüksek meblağlar değil yani böyle. Tabii yüksek meblağlara basıp daha da büyük bir kitleye hitap edebilirsiniz. Abi reklam basardım, uğraşırdım. Hani burayı yani şurayı bir 100 bin, 200 bin abone ve ne bileyim veya hani 10 bin abone falan yapardım yani. Veya gidip Instagram kanallarına oraya buraya şuraya hani reklam vererek kanalımı büyütebilirdim. Ben öyle bir ihtiyaç duymuyorum çünkü dediğim gibi tamamen ben bunu hani hobi amaçlı yapıyorum. Keyfi yani abi böyle şeyim yok benim. Böyle bir gayem, amacım falan yok. Ama hani böyle saçma sapan toksik insanlar geldiği zaman da sizler görmeden ben bu tarz insanları zaten direktçi olarak sayfadan şutluyorum abi. Engelliyorum. Herhangi bir şekilde sayfaya ulaşamamasını istiyorum çünkü. Bir daha herhangi bir şekilde benim sayfama gelip yorum yazamasın. Herhangi bir şekilde gelip burada bulunmasın istiyorum. Direkt olarak blokluyorum zaten. Veya yorumunu kaldırıyorum. Ama bu arkadaşın yorumu hala şu an videonun altında duruyor. Silmedim, kaldırmadım. Saçma sapan ithamlarda bulunuyor ama video paylaştıktan sonra büyük ihtimalle kaldırırım. Bu arada arkadaşım niye ismini göstermiyorum diyorsanız burada adam adını soyadını falan yazmış. Utanmasa mahallesini falan konumunu verecek yani. Öyle bir şey yapmış. Neyse asıl konumuza dönelim abi. Böyle göstereyim sizlere. Ben hala cihazımda Pixel Experience Plus durumunu kullanıyorum. Ben zaten dediğim gibi bir önceki videoda anlattım iyi yönlerini, kötü yönlerini ama temel olarak baştan anlatalım abi. Arkadaşlar klasik Android 13 RAM yeni çıkarıldı. Ocak ayının security update ile beraber geldi. Ses sorunlarının giderildiğini falan beyan etmişlerdi. Hatta şöyle güncelleme kanalına da şöyle bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi Aralık ayının, özür dilerim, Ocak ayının security update'i, mikrofon ve hoparlöründeki sorunların giderildiğini, şunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum açıkçası dürüst olmak gerekirse. Regresyon ne demek? Hani recreate yani tekrardan bunu dönüştürmek falan gerilemek anlamına geliyor da hani Vulkan Regression dedi görüntü herhalde tam olarak bilmiyorum. Wi-Fi Display dedi de arkadaşlar şöyle göstereyim ana ekrandan sizlere telefonla. Ekran kilidini açayım. Ekran kapanmış. Arkadaşlar Wi-Fi Display dedi şu bölüm arkadaşlar. Önceden bu kısım takılı kalıyordu. Yani uzun süre hani şöyle söyleyeyim Wi-Fi'ye bağlı değilseniz bile arkadaşlar burası takılı kalıyordu. Hani böyle şu şekilde duruyor mesela kapattınız abi direkt olarak disable olmuyordu. Böyle uzun süre bu şekilde hani aktifmiş gibi görünüyordu. Siz dışarıda çıksanız aynı şekilde sorunlar devam ediyordu. Gibi gibi şeyler yer alıyordu. Ben genel olarak hani anlatayım sizlere. Burada ileri gözlemlerin yine en güncel versiyonu kullanılıyor. O da yaklaşık bayağı bir zamandır falan şey almadı, güncelleme almadı. Umarım en yakın zamanda güncellemeyi alır. ROM hakkında arkadaşlar anlatabileceğim hani şöyle söyleyeyim. Hatta durun daha yeni aklıma geldi. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Şu videoyu yanılmıyorsam. O videonun altına bir tane kardeşim, hani Mekus isimli kardeşimiz bana şey demişti. İşte Pixel Plus, Pixel Experience Plus ROM'unun yenisini bana mı hocam işte. İşte kaydırma scroll gibi çok laglı uygulama fark etmeyin 3-4 saniye falan diyor. Kaydırma yani kaydırırken falan hani bahsettiği şey şu.
böyle görsel göstereyim sizlere. Şu hareketi yaptığımız zaman arkadaşlar bazı uygulamalara takıldığını, kastığını ve laglendiğini, hani lag dediğimiz şey delay demek, yani delaylandığını falan, yani takıldığını falan diyeyim ben kaba tabirle. Hani bunu söylüyor. Ben açıkçası şu an bile sorun yaşamıyorum abi, herhangi bir sorun yok. Hani o da bilgisayara takılı olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşamıyorum, ama yalan yok. Bunu ara sıra çok nadiren yaşıyorum, yaşamıyor değilim, dürüst olayım. Benim en büyük yaşadığım sorun şuydu, ben bir önceki videoda anlatmıştım, izlemeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ben ROM'u ilk kurduğumda arkadaşlar, ROM kurulum aşaması bittikten sonra, hani ROM'u işte TVRP'den yüklenip falan filan, o Google logosundan sonra işte kurulum ekranı gelecek, o ekrana takılıp kaldı benim cihazım. Herhangi bir şekilde ilerleme falan yapmadı, neyse cihaz yeniden başlattım, kurulum aşamalarını falan bitirdim. Sorun tamamen giderildi, herhangi bir sorun falan yaşamadım, direkt olarak kurulumu sağladım, ama o ilk kurulum ekranına takıldı. Sonrasında ROM içerisinde hafif böyle takılmalar falan yaşadım ve benim en büyük sorunum şuydu. Wi-Fi ile bağlantı kurduğumda bağlantı hızı çok düşük. Garip bir şekilde, özür dilerim ekran kapandı. Hani garip bir şekilde gerçekten çok düşük. Nedenini bilmiyorum abi. Şimdi ben cihaza yeni ROM kurulum yaptığım için şimdi uygulamalar falan yükleyeceğim cihazıma. Hani yükleme falan yaparken Wi-Fi ile bağlantı sağladığım zaman bağlantı hızı çok düşüyordu. Sebebini bilmiyorum abi ben. Hatta arkadaşımıza şöyle söyleyeyim, hatta buradaki bu sorunu bir tek ben yaşamıyormuşum zaten, hani buradaki arkadaşlar da yaşıyormuş, hani hatta arkadaş da söylemişti, bulabilirsem, aynen bende de var aynı sorun diyor hocam diyor, yani içerisi sorunu ile ilgili falan, hani bunu kullanırsan öyle bir sorun yer almıyor falan filan diyor. Ben önceki videoda söylemiştim, içerisi sorunu çok kolay sevmiyorum, daha doğrusu yapımcılarından dolayı sevmiyorum, ama kesinlikle laf edemem, ROM gerçekten güzel, kötü değil. Neyse abi, bu tarz sorunlar yaşadım. Şimdi bu tarz sorunları istenen de Telegram kanalları üzerinden böyle insanlar kendi düşüncelerini yazabildiği bir platform var. Yani TeamFiles belki biliriniz vardır. Çok büyük bir platform burası. Sürekli arkadaşlar AWSP tarafına böyle uygulamalar yapan bir kısım burası. Hani bir sürü arkadaşlar. Viper for Android'i belki bilenleriniz vardır, belki bilenleriniz yoktur. Bir fikrim yok. Böyle bir sürü arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Responsive, Modules Responsive diye bir ayrı eten bunların kanalları var. Yani burada çok büyük bir kitle burası. Hatta 6000 falan sadece burada bu grupta üyeleri falan var. Ayrıca bunların aşağıda falan kendi grupları vesaireler de var. Onları göstermeyeceğim. Hani bu adamların chat bölümünde bir ayrı eten bölümleri var. PA Plus, yani Pixel Experience Plus'ın adamlar Revive'ını yani. Yani şöyle söyleyeyim en kaba tabirle. Adamlar ROM'u test etmiş ve ROM'da yaşadıkları iyi ve kötü yönleri yazmışlar. Hani benim gibi. Max Sound'un, yani maksimum ses seviyesinin düşük olduğunu söylemişler. Biz zaten bunu bir önceki ROM'da da söyledik. Ve maksimum parlaklığın yine düşük olduğunu söylemişler. Şu bir tık şey arkadaşlar. Mesela Endonezya diline hitaben yazmışlar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum da geç süresi var dediyse ya şu arkadaşlar. 3 parmak ekran hareketleri büyük ihtimalle. Aynen ekran hareketleri. Bunların düzgün bir şekilde çalışmadığını falan söylemişler. ROM'un gayet smooth olduğunu, boot time'ın yani telefonun yeniden başlatma time'ının süresinin iyi olduğunu, yine aynı şekilde arkadaşlar çok iyi değil ama işte idare eder falan diyorlar bununla ilgili. Onun haricinde Netflix'le ilgili, Netflix'i göster, tam bu dilin ne olduğunu bilmiyorum ki abi. Kia to Netflix'te şu an, hani Kia ne demek bunu da bilmiyorum tam olarak. Netflix'in hani Play Store'da görünmediğini falan söylüyorlar. Onun haricinde Launcher'da lag olduğunu falan filan söylüyorlar abi. Hani neredeyse bizi doğrular nitelikte. Hani benim bir önceki paylaştığım videoda söylediklerimi buradaki arkadaşlar bu ROM'da söylediğim şeyleri, özür dilerim, şuradaki söylediğim şeyleri tamamen doğrular nitelikte içerikler yapıyor bu adamlardan. Her Pixel ROM'u çıktığında veya kendi içerikleri çıktığında bununla ilgili paylaşım yapıyorlar. Bununla ilgili gerekli şeyleri falan söylüyor bu adamlar. Hani benim anlattıklarımın üstüne ekstra bir şey yok. Yani ben bu adamlara nefret gütmüyorum. İşte nefret söyleminde falan bulunmuyorum. Keza nefret söyleminde bulunmuş olsam böyle nefret birinin ailesine, akrabasına, ne bileyim namusuna, şerefine göz dikme gibi bir şey değil yani. Abi gidin biraz yani cahilliğinizi başka bir yerde kusun. Yani benden uzak olun. Yani benim kanalımdan, benim çevremden, benim bulunduğum ortamdan uzak olun abi. Ya da kendinizi geliştirin, bir şeyler öğrenin. Yazdığınız kelimenin ne anlama geldiğini öğrenin. Yani genel olarak arkadaşlar anlatacağım şeyler bunlar. Hani ben zaten bunlarla ilgili, yani Pixel Experience ROM'unda hani bunlarla ilgili genel olarak bir anlatım yapmıştım. Bu da küçük bir açıklama videosu olsun. Hani bir nevi de Pixel ROM'unun tanıtımını yapmış olalım. Ekstra olarak Pixel Experience ROM'uyla ilgili arkadaşlar gösterebileceğim böyle bir bölüm var. Ekranı da vereyim şöyle sizlere. Özür dilerim.
Ekranı da vereyim şöyle arkadaşlar. Burada ayarlar bölümünden en altta sistem kısmı var arkadaşlar. Burada hani ROM çok fazla özelleştirilebilir bir ROM olmadığı için bu birkaç özelleştirme kısmını da buraya koymuşlar. Buradan hareketler bölümü var. Hareketlerden isterseniz arkadaşlar sistem gezinme hareketlerine falan vesaire bunlarla ilgili değişiklik yapabilirsiniz veya tuşlar bölümünden. Sistem yine aynı şekilde buradan geçiş sağlayabiliyorsunuz. Burada ses tuşlarıyla ilgili işlemler falan var. Bunları yapabilirsiniz. Geri geliyorum. Durum çubuğu bölümü var arkadaşlar. Buradan alt trafiği göstergesini falan açıp kapatabilirsiniz. Sistem simgelerini falan buradan ayarlayabilirsiniz. Sistem simgeleri değil, durum çubuğunda yani şu bölümde buradaki çıkan simgeleri falan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Onları dilediğinizi gösterip dilediğinizi saklayabilirsiniz gibi gibi. Burada bir sürü ayar var. Ayarları buraya koymuşlar. Ama dediğim gibi ROM çok fazla özelleştirilebilir yani custom bir ROM olmadığı için. Sadece burada 3-4 tane ayar var. Çok fazla ayar yok arkadaşlar. Yani ROM hakkında anlatabileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. ROM yalan yok. Benim hoşuma gitti. Git veri değil. Sadece dediğim gibi bu toksik insanların yapmış olduğu yorumları istemedim. Ben zaten bu tarz videolar videoyu çekmek istedim. Yani dediğim gibi bu büyük yüksek gruplarda falan yani ROM paylaşım yapan gruplarda da var arkadaşlar. Bunları yani insanlar yapmış olduğu yorumlar burada da var. Burası Endonezya grubu mesela. Burada hani Pixel Plus'ın ROM'u paylaşıldı zaten. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Burada arkadaşlar paylaşıldı. Buradan direkt olarak gidip kendinize bakabilirsiniz yani. Burada her ROM'un altına insanlar yorum yazabiliyor. İşte yaşadıkları sorunları, yaşamadıkları şeyleri, iyi olan şeyleri, kötü olan şeyleri yazabiliyor. Onun haricinde burada 8000 küsur kişilik bir grup var. Burada da arkadaşlar gidip okuyabilirsiniz. Bir sürü insanlar buraya yorum yapıyor ROM'la ilgili. Ben hani dediğim gibi buradan size bir sürü böyle hani onlarca, 20 yani yüzlerce falan yorum gösterebilirim, okutabilirim de gerek yok böyle şeylere. Ben sizlere burada bilgi verirken yalan yanlış bilgi vermiyorum. Ben zaten her ROM paylaşımı yaparken şunu söylüyorum abi. Ben cihaza yazılımı yüklüyorum. 2-3 gün test edip ondan sonra paylaşımını yapıyorum. Her zaman da bunu söylüyorum. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Veya düşündüğünüz ekstra katmak istediğiniz bir bilgi falan varsa da bunu yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür eder. Hepinize iyi günler dilerim.